Bu kız ne yaparsa yapsın hep dört ayak üstüne düşmeyi başarıyor. İnanılır gibi değil gerçekten. Şu an hem boşandı hem de Gümüşçü Holding'in başına geçti. Pes. Evet, aynen öyle yani. O oğullarımın arasındaki anlaşmazlığı çok iyi kullandı. Evet, erkekler üzerindeki etkisi muhteşem. Evet, erkekler üzerinde değil mi? Senin oğlun dahil, Mesut. Öyle, maalesef. Ha, bir de Arzu'nun kızı var ama, Elif. Şimdi de kancayı ona takmış durumda. Aa. Öyle. Hanımlar, siz şu dilinizin altındaki baklayı bir çıkarın, ha? Aysel Hanımcığım, bildiğim kadarıyla Gümüşçü Vakfı'nın başkanı sizsiniz hala, değil mi? Elbette ki, elbette. Acaba diyoruz, vakfınız Şebnem'in şerefine şöyle güzel bir yemek verse, yani ne de olsa holdingin başına kendisi geçti. Yani elbette usulen bir yemek vermem gerekiyor ama şu kadar içimden gelmiyor. Aysel'cim, sen o yemeği ver. Cemiyetten herkesi davet ettiğin büyük bir yemek ver. Der ki, onu herkesin önünde rezil edelim. Hayır, hayır. Yok, yok. Olmaz. Şebnem her şey olur ama rezil olmaz. Tecrübeyle sabit. Aysel Hanımcığım, bakın haklısınız. Haklısınız ama en azından Şebnem'in elinden başkanlığı almanız için size bir fırsat sunacağız. Hı? Ne dersiniz? Şebnem, Şebnem, neredesin? Ay Şebnem, ay ay ne gelmiş başınıza kız? Niye söylemiyorsun? Ne gelmiş başınıza ya? Ne oldu? Ya kaza olmuş. Of Allah'ım, niye söylemiyorsun? Ha? Çocuklar söylemese nasılsın? Ne oldu? Anlatsana. Yok, bir şey yok. Abartılacak bir şey yok yani. Basit bir kazaydı. Ya nasıl abartılacak bir şey değil kızım? Frenler boşalmış, Mesut Bey kurtarmış sizi. Allah ondan razı olsun. Aslan gibi adammış. Gözüme girdi vallahi. Tamam, iyiyiz, iyiyiz. Bak, iyiyiz. Onlar da iyi, ben de iyiyim. Of. Ortalığı bel bereye vermeyin sakın. Ondan Betim benzin atmıştı zaten senin, belli. Hadi şey yapın siz, gidin çocuklara bakın. Yalnız bırakmayın. Tamam, zaten çok korkmuşlar. Ama bak, anlatacaksın her şeyi. Kim yaptı bunu, çözeceğiz bunu. İyisin onu değil mi? Onu var ya, İyisin. Ben bir elime geçireyim. Elime ayıracağım, kim yaptı? Bunlar da sonradan. Efendim Melisa? Şebnem Başkan. Ay sana aşk olsun ya. Evlilik birliğin bozulmuş, hiç söylemiyorsun. Ne bileyim, ben duyarsın diye düşündüm ama geç aradın. Yalnız basmışsın imzayı, eline sağlık. Afiyet olsun. Sen şimdi ne zaman taşınıyorsun? Ben oraya biraz iç mimarlar göndereceğim de dizaynını değiştireceğim evin. Rüyanda görürsün Melisa'cığım, bu ev benim. Aa. Sen Mesut'a taşınırsın diye düşündüm ben. Neyse. O zaman biz kendimize daha büyük bir ev bakalım Onur'la. Aa, niye Melisa? Çök işte Aysel Mami'nin evine gitsin. Şey. Yalnız The Queen kendisi burada. Bu söylediklerini de duydu, haberin olsun. Biliyorum, orada. O yüzden söylüyorum zaten. Orada mı Demir? Ha, evet, o da burada. Ne yapacaksın? Selam mı söyleyeceksin? Aynen, selam söyleyeceğim. Bir de şunu söyleyeceğim, artık 100. baskı oldu ama anca anlıyorlar. Tüm kurşunlarını atsınlar. Ölürsem sorun yok ama ölmezsem gelir bulurum onları. Ay sen bunu daha önce söylemiştin. Niye bozuk plak gibi aynı şeyi tekrarlayıp duruyorsun? Söylüyorum işte 100. baskı diye. Hadi see you. See you. Siz ne yaptınız yine bu kıza? Ha? Niye böyle şeyler söylüyor? Ne yapacakmışım ayol? Kafası nasıl bir yerdeyse işte kendi kendine kuruyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.